Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde high availability konusunu işleyeceğiz. Ağımıza ikinci bir firewall ekleyeceğiz ve birinci firewallumuzu aktif yapacağız. İkinci firewallumuzu pasif yapacağız. Kullanıcılarımızın trafiği aktif firewallumuz üzerinden geçecek. Eğer aktif firewall'umuza herhangi bir şey olması durumunda pasif firewall'umuz otomatik olarak devreye girerek kullanıcıların trafiğinin kesintisiz olarak akmasını sağlayacak. Hamus'da kullanacağımız firewall'ların ikisinin modelinin aynı olması gerekiyor, software modellerinin aynı olması gerekiyor ve bütün update'lerinin yapılmış olması gerekiyor. Artı bu iki firewall'umuz üzerindeki portları da bir switch kullanarak aynı switch üzerinde aynı VLAN'ları almamız gerekiyor. Örnek olarak burada birinci portu switch'te VLAN onu alırsanız buradaki birinci portu da switch'in herhangi bir, bir portuna bağlayıp onu VLAN onu almanız gerekiyor. Birinci firewall'daki ikinci firewall'daki bütün portlar aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Burada firewall'larımız üzerinde iki tane linkimiz var. Birisi failover linkimiz, ikincisi de stateful linkimiz. Portlara vereceğimiz IP adreslerini yazdım arkadaşlar. Şimdi firewall tarafına gidelim, yapılandırmamıza başlayalım. Firewall tarafına geldiğimizde ilk önce firewall'umuzun updatelerini kontrol edelim. Buradan updatelerin hepsini güncelledikten sonra konfigürasyonumuza başlayabiliriz. Tekrardan dashboard'a geliyorum. Software versiyonu 6.7.0.65 ve diğer versiyonlarını da burada görebilirsiniz. Bu bütün update'lerin yapılmış ve iki fare oldu da aynı olması gerekiyor. Burada sağ tarafta High Availability konfigür ettik diyerek konfigürasyonumuza başlayalım. Şimdi burada Primary Device seçerek devam edelim. Burada Failover Link ayarlarını yapacağız. Failover Link için 04 interfezini seçelim. Burada Primary IP adresimiz 172.16.40.1 Secondary için de 40.2 vereceğiz. Subnet mask olarak 30 bit yazalım. Stateful linkimizi de ayarlayalım. Bunda da Gigabit 05 seçelim. Burada da 172.16.50.1 ve 50.2 IP'lerini kullanacağız. Net maskımız 30 bit. Burada ayarlarımızı yaptıktan sonra aşağıda aktif etmemiz gerekiyor. Burada aktif diyerek High Availability özelliğini aktif edelim. Şimdi bu birinci firewall'da bu özellik aktif olurken biz ikinci firewall'umuza gidelim. İkinci firewall'umuzun ayarlarını yapalım. İkinci firewall'umuza geldiğimizde yine burada aynı versiyonların olduğunu kontrol edelim. Ondan sonra konfigür ettik diyerek konfigürasyonumuzu yapalım. Burada da ikinci cihazı seçiyoruz. Yani secondary olacağını belirtiyoruz. Burada da failover linkimizi seçelim. Gigabit 04. IP adreslerini yazalım. 172.16.40.1 ve 40.2 olarak IP adreslerini verelim. Maskımızı 30 bit olarak yazalım. Aynı şekilde burada stateful linkimizi de gigabit 05 olarak belirleyelim. Ve IP adreslerini verelim. Burada da ayarlarımızı yaptıktan sonra aşağıda Active High Availability diyerek burayı da aktif edelim. Burası aktif olurken birinci cihazımıza gidelim. Birinci cihazımızı kontrol edelim. Birinci cihazımızda şu an aktif oldu. Penceremizi kapatalım. İkinci cihazımız da aktif olduğu zaman burada senkronizasyon başlayacak. Şimdi dashboard'a gelelim. Şimdi ikinci cihazımıza gidelim. Şimdi ikinci cihazımıza geldiğimizde buranın daha aktif olmadığını görüyoruz. Burası da aktif olsun. Aktif olunca senkronizasyon başlayacak ve birinci firewall'umuzdaki bütün ayarlar ikinci firewall'umuza gelecek. Şimdi ikinci firewall'umuz da aktif oldu. Dashboard'a gelerek ayarlarımızı kontrol edelim. Burada senkronizasyonun başladığını görebilirsiniz. Birinci firewall'umuza gidelim. Birinci firewall'u da bir yenileyelim sayfamızı. Sayfamızı yenilediğimizde gördüğünüz gibi burada senkronizasyon başladı. Birazdan senkronizasyonumuz bitecek. Buradaki birinci firewall'daki bütün ayarlar ikinci firewallumuza gidecek. Birinci firewallumuza herhangi bir şey olması durumunda ikinci firewallumuz otomatik olarak aktif pozisyonuna geçecek ve ağımızdaki trafiğin devam etmesini sağlayacak. Şu anda firewallumuzdaki senkronizasyon tamamlandı. Bu cihazımızın aktif, diğer cihazımızın yani ikinci cihazımızın standby olduğunu görebilirsiniz. İkinci cihazımıza gelelim. İkinci cihaza geldiğimizde ise bu cihazın standby durumda olduğunu, diğer cihazın yani birinci cihazımızın aktif olduğunu görebilirsiniz. Burada polisi sekmesi altına geldiğimizde birinci firewall'daki bütün ayarların buraya geldiğini görebilirsiniz. Aynı şekilde dashboard'a gelip interfez ayarlarına baktığımızda interfez ayarlarının da buraya geldiğini görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi birinci firewall'daki bütün ayarlar buraya da gelmiş. Şimdi birinci firewall'umuza tekrar gelelim. Buradaki firewall'umuza herhangi bir şey olması durumunda ikinci firewall'umuz otomatik olarak aktif pozisyona geçecektir. Biz bu cihazımızı buradan shutdown diyerek kapatalım. İkinci cihazımızın aktif olduğunu görelim. Shutdown diyerek bu cihazımızı kapatıyorum. Şimdi ikinci cihazımıza geçelim. Şimdi bu cihazın aktif olduğunu ve ikinci cihazın hata verdiğini görmekteyiz arkadaşlar. Tekrardan bizim birinci cihazımız açıldığı zaman yani normala döndüğü zaman bu cihazımız kendisini standby alacaktır ve diğer cihazımız aktif olacaktır. Arkadaşlar High Availability konfigürasyonunda bu şekilde yapıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.